14 Ocak 2021 saat 22 sıralarında telefonla ben Yaylak Karakol adına Hasari Çetin'i arıyorum. Ben dedim karakol arıyorsun, buyurun kumandan. Ben karakol komutanım Mehmet Başçavuş. Senin evin orada çocuklar vardır, biz gelip kontrol edeceğiz. Ben de dedim ki madem komutansın bana niye söylüyorsun, gel ara bul. Bununla birlikte bunu telefonu kapattı, bilinmeyen numara. 22 Ocak yine saat 22.10 geçer. Yine bu sefer beni aradı, yine bilinmeyen numarayla aradı. Bir tesbih var, alır mısın? Ben dedim ne tesbih? Bu gece beni uykuda kaldırıyorsun, ne tesbih? Ben yarın seni Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edeceğim. Bununla beraber telefonu kapattı. Yeni saatler birbirini aşağı yukarı örtüşen saatler. Beni arayıp, işte ben filan seni arıyorum, tesbih arıyor musun? Ben de tesbih meraklısı olduğum için. Fakat böyle bilinmeyen numarayla bu şekilde aranmaz. Bu konuda beni rahatsız ediyorlar. Tabii bunu inşallah en yakın bir zamanda adalete teslim etmek gibi bir niyetimiz vardır. Ben karakola söyledim, durumu yine izah ettim. Adamlar yardımcı oldular dedi. Tamam dedi, bizim haberimiz oldu. Numaramı aldılar, o kayıtları da aldılar. Dedi sen git, tamam. Ancak adalet bunun hakkında gelebilir. Çok rahatsız. Kalp hastalığı. Kalp iki sefer operasyon geçirdim. Kalp rahatsızlığım vardı. Tabii bu tip sıkıntılar da yüklendiği zaman kalbin bu konuda ne kadar tahammül edeceğini ancak Allah bilir. Bunun için ancak bunu en kısa zamanda adalete teslim etmek gerek. Şimdi kasıtlı olduğu için niye peşini bırakayım? Kasıtlı yapıyor. Kasıtlı yapıyor. Kasıtlı yaptığı için bilinmeyen numarayla vatandaşı ben karakolum, karakol komutanıyım. Rahatsız etmek var mıdır hakkı? Ben yaşlı başlı insanım. İşimde gözümde uğraşan bir insanım. Ne kimsenin aleyhinde, ne kimsenin şeyde konuşan bir insan, içindeyim bir günde. Sabahleyin bakıyorum, tarlama gidiyorum, geliyorum. Hazreti Aleyhisselam'ın karakolda oluyoruz. Bu bilinmeyen numarayla ne kadar yanlış olduğu ortada.